Peygamberimizin kitap ehliyle ilgili hadislerini buldum hocam inşallah. Oku birkaç tane. İnşallah. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir zimmiyi sorumluluk altına alan kişi... Şimdi zimmi deyince insanlar anlamayabilir. Zimmet altında olan, yani evet, Müslümanların korumasında, yedi emanında olan Hristiyanlar ve Museviler, Ehli Kitap. Evet. Evet. Haksız yere bir zimmiyi, yani sorumluluk altına alınan kişiyi haksız yere öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Halbuki onun kokusunu 40 yıllık yoldan duyabilir. Buhari. Cennetin kokusunu duyamaz ne demek biliyor musun? Cennete giremez. Sonsuza kadar cehennemde kalır demek. Evet. İnşallah. Evet. Adam ibadet biliyor Hristiyan'ı, Musevi'yi öldürmeyi. Peygamberimiz ne diyor? Cennete sonsuza kadar cehennemde kalır diyor. Evet. Her kim zimmiye, yani sorumluluk altına alınan kişiye zulmeder veya taşımaktan aciz olduğu yükü yüklerse o kimsenin hasmıyım diyor Peygamberimiz. Bak zulüm de yok. Evet. Değil mi? Evet. Hatta zor bir görev de verilemiyor. Verilemiyor. Evet. Zimmideki her seferinde ehli kitap, yani evet, Yahudi ve Museviler. Evet. Museviler ve Hristiyanlar. Evet. Evet. Kim bir muahime zulmeder veya gücünün üstünde bir iş yükler ya da zorla ondan bir şey alırsa kıyamet günü ben onun hasmıyım. Ebu Davud. Evet. Ebu Davud sahih hadis kitabı. Evet. Sahih hadis kitaptır, evet. Kim bir zımmiye ehli kitaba eziyet ederse ben onun davacısıyım. Ben kime bu dünyada davacı olursam kıyamet gününde de davacı olurum. Evet. Sakının kim böyle insanlara, yani kendileriyle anlaşma yapılmış olanlara zalim ve sert olursa, onların haklarını kısarsa veya tahammül edebileceğinden fazlasını yüklerse veya hür iradeleri dışında onlardan bir şey alırsa hüküm günü onlardan ben davacı olacağım. Ebu Davud. Şimdi bak, Mehdi Hazreti Resulullah'ın torunu. Evet. İnşallah. Onun terbiyesinde yetişmiş bir insandır. Uslubu annenin uslubu olacaktır. İnşallah. Şimdi Mehdi zuhur ettiğinde aynı sözleri söyleyecektir. İnşallah. Ehli kitaba laf söyletmeyecektir. Evet. Kim ki diyecektir, zulmen Hristiyanlara, Musevilere zulmetmeye kalkarsa diyecek, beni karşısında bulur diyecek. Maşallah. İnşallah hocam. Ve ahirette ondan da davacı olurum diyecek. Evet. İnşallah hocam. İnşallah. Resulullah'ın uslubunu kullanacak. Evet. İnşallah. Bütün ibadet yerleri Hazreti Ömer zamanında fethedilen ülkelerin hiçbirinde tek bir ibadet yerine bile hiçbir zaman saygıda kusur edilmemiştir. Ebu Yusuf yazıyor. Bütün ibadet yerleri olduğu gibi bırakıldı. Ne onlar yerle bir edildi ne de mağluplar eşya ve mallarından yoksun bırakıldı. Ebu Yusuf Kitabül Haraç. Ha, malına mülküne de el konamıyor. Konamıyor, evet. Değil mi? Bunu en güzel bizim ecdadımız uygulamıştır Osman döneminde. Evet hocam. İkinci Beyazıt zamanında da öyledir. Fatih Sultan Mehmet zamanında da öyle. Yavuz, evet, Sultan Selim. Kanuni Sultan Süleyman. Evet. Bütün Osmanlı padişahları döneminde ehli kitap hep sevgi, şefkat, merhametle yaşamıştır. Evet hocam. Ve çok iyi korunup kullanmışlardır. İsrail'de de Museviler orada son derece rahat yaşamışlardır. Evet. Yani o zaman da vardı yine orada Musevi. Evet. İnşallah. İnşallah.